Sevgili Ümit Sabi Kuvuş. Sevgili Mustafa Can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz efendim. Sizleri sormalı. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün yine kent yaşamımızda bize eşlik eden canlılardan bir tanesiyle tanışacağız. Efendim kendileri güvercin olarak geçiyorlar. İlk soru şu. Güvercinle kumru aynı şey mi, farklı şeyler mi? Aynı familyadan farklı türler. Birbirleriyle çiftleşiyorlar mı? Hayır. Farklı türler birbirleriyle çiftleşemezler. Temel biyoloji bilgisi. Tür olmanın özelliği odur. Yani kendi türünün içinde çiftleşir. Başka türle çiftleşemez. Peki neye göre ayırt edeceğiz? Bu kumrudur, bu güvercindir diye. Biri biraz daha küçük oluyor galiba. Şimdi şöyle, bizim güvercin dediğimiz şehrin içinde bizlerle beraber yaşayan güvercin, kaya güvercin dediğimiz bir türdür. Columba livia. Genel olarak Columbiformes, yani güvercingiller takımına aittir. Kumru bu takımın içinde bir familyayı temsil eder. Ortalama da bu takımın içinde 300 kadar tür vardır birbirinden farklı olarak. Bunun bir alt kırılımında Columbidae familyası vardır. Bunlar güvercinlerdir. Bu da yaklaşık olarak dünya çapında 33-34 tane yaşayan tür. Son işte 50 yıl içinde de nesli tükenmiş 3 türden oluşan bir aileler grubudur. Niye nesli tükenmiş? Avcılıktan, habitat değişikliğinden, iklim değişikliğinden, yaşam alanlarının tahrip edilmesi gibi birçok sebepten dolayı nesli tükendi onların. Hatta daha önceden mesela Dodo'yu herkes bilir efsanesini, nesli tükenen canlılardan bir tanesidir. O da mesela güvercinler grubundandır ve yaklaşık herhalde birkaç yüzyıl önce son biriydi de öldürüldü, yok oldu. Nesil tükenmesi yaşanıyor, görülüyor. Şimdi kumruyla güvercin arasındaki ilk bakışta ayırt edeceğimiz özellik bizim şehirlerde gördüğümüz kaya güvercin Columba livia genellikle siyah ve gri renkte büyüyebilen koyu renkli kuşlardır. Çok kaba anlatıyorum ama kumru dediğimiz ise böyle açık şeker pembesinden griye doğru kaçan daha küçük boyutlu böyle boğazında genellikle şehirde yaşayanlarda Streptopelia decaocta mesela bizimle beraber yaşamayı tercih edenlerden bir tanesi. Boynunda da böyle hafif bir halkası vardır. Yani ikisini yan yana koyduğun zaman ayırt etmemek mümkün değil. Birbirlerine benzemezler. Ama ikisi de aynı takımdan, yani Columbiformes takımından iki kuştur. Bizim bugün konuşacağımız konu Columbidae, yani güvercinler familyasından 30-34 tane tür. Özellikle de şehirlerde bizimle beraber yaşayan, en çok görmeye alışık olduğumuzda Columba livia, yani kaya güvercini. Önce şu evrimsel soyunu bir kontrol edelim. Nereden geliyorlar, nasıl geliyor? Kuşların hepsi bir dinozordan geliyor. Yani işte dinozorların en yakın akrabası, en yakın takipçi türü olarak kuşları kabul ediyoruz tabii ki. Evet, şeyde. Peki hani güvercinlerin evrimsel hikayesine baktığımızda, geçmişten bu yana geldikleri hikayeye baktığımızda ne çıkıyor karşımıza? Özellikle şu çıkıyor. Aslında tüm kuşlar ortak bir atadan geliyorlar. Muhtemelen de dinozor soylu bir atadan geliyorlar. Bunlar kıtaların ayrılmasıyla beraber coğrafi izolasyonun da etkisiyle dünyanın birçok yerinde farklı türlere evrildiler. Şeyde güvercinler de soyunu devam ettirebilen, o günden bugüne değişik türlerle, kimisinin nesli tükendi, kimisinin devam ediyor, devam ettirebilen başarılı türlerden dünyanın hemen hemen her yerine de yayılmıştır. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi daimi buz altında kalan kutup bölgeleri dışında dünyanın her yerinde güvercinleri görebiliriz. Anladım. Peki mesela güvercinin atası 18 kiloymuş falan gibi, bunların 1,5 milyon yıl öncesinde şöyleymiş gibi bir geçmiş var mı hikayede? Yani böyle bir bağ var mı? Yani, mesela güvercin hep bildiğimiz güvercin mi? Değil tabii ki. Yani sonuçta o da bir uçan dinozorlar dediğimiz, aviyanlar, uçucu dinozorlardan türediğini kabul ediyoruz. Hatta yeni paleontolojik gelişmeler bizim dinozorları, özellikle uçan dinozorları, Jurassic Park'ta gördüğümüz gibi böyle uçabilen sürüngen, yarasa, kertenkele karışımı bir şey değil de daha çok horoza, bildiğimiz tavuğa benzeyen, daha küçükleri güvercine benzeyen bir atasal ırktan geliyor. Yani bu da ortalama işte 100 milyon yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Yani burada geriye doğru fosil kayıtlarından takip ettiğimizde büyük ayrışımlar görüyoruz ama bu güvercindir, bu işte dododur, şu budur demek henüz erken. Daha çok fosil kayıtlarına ihtiyaç var. Diyorsun. Şöyle bir sıkıntı var. Uçabilen, özellikle kuşlar, bugünkü kuşlar dediğimiz uçabilen canlılar fizyolojik olarak buna çok adapte olmuştur. Nasıl adapte olmuştur? Bir kere vücut ağırlığını düşürmesi gerekiyor. Vücut ağırlığını düşürmek için de en önemli
yöntemlerden bir tanesi kemik densitesini, kemik yoğunluğunu düşürmektir. Kemik yoğunluğunu düşürdüğü için ve kemiklerinin genellikle içi boş olduğu için, biz memelilerde biliyorsun içinde ilik vardır, kan üretmeye yarar. Kuşlarda kemikler çok ince ve içi boş olduğu için hafifleme amacıyla fosil kayıtları oldukça azdır. Çabuk tahrip olurlar, çok narindirler. Aa, o yüzden evet. Üzerine daha çok çalışılması gerekiyor. Yani değişik mesela şey, evet. En meşhur olan uçan dinozorlardan Archaeopteryx vardır, fosili bulunan. Hani diğer dinozor türleriyle kıyasladığınız zaman ikinci bir Archaeopteryx bulmak mucize gibi bir şeydi. O yüzden fosil kayıtları oldukça önemli ve değerli. Önemli ve değerli türler. Evet. Peki o zaman ikinci klasik sorumuzu soralım, her zaman sorduğumuz. Tabii. Bizimle kentte yaşamaya adapte olmuş gibi görünüyorlar güvercinler. Güvercinlerin hepsi mi böyle, yoksa vahşi yaşamda yaşayan, dışarıda yaşayan güvercin türleri de var değil mi? Var tabii, işte dediğim gibi dünya çapında yayılmış 33-34 tane güvercin türü var. Bizle beraber şehirlerde yaşamaya adapte olmuş tür, biraz önce söylediğim Columba livia, kaya güvercini. Gördüğümüz her yerde böyle siyah grili olan kuş. Güvercinlerin genel olarak bütün türleri tohum yiyen türlerdir. O yüzden doğada da öyle, tohumlarını takip ederler. İşte bazen küçük böceklerle, kurtlarla falan da beslenirler, ama özellikle bizim Columba livia, kaya güvercini, insanların büyük ihtimalle tarım toplumu olmasıyla beraber, tarım ürünlerini depolamasıyla beraber insanların etrafında yaşamanın avantajlı olduğunu keşfetti. Çünkü biz ana besin kaynağımız, tarım toplumu olmamızı da tetikleyen ana besin kaynağımız tahıl ürünleri. Güvercin de bir tohum yiyici olduğu için depolanmış, kolay ulaşılabilir tohumu erken fark etmiş, bizle beraber yaşamaya devam etmiş. Hatta o kadar şeydir ki, bana sorarsan tarihi kayıtlarda da var, ama hani evcilleştirilmeye çalışılan, üzerine ilk böyle büyük efsanelerin yaratıldığı kuşlardan bir tanesidir güvercin. Orta Doğu'da özellikle bereketli hilalde Mezopotamya'da, yani günümüzden 3000 yıl önce, 3500 yıl önce İştar dini dediğimiz, işte Mitra dini dediğimiz çok tanrılı dinlerin döneminde dahi heykellerin, gravürlerin üzerinde güvercin vardır. Güvercin orada tanrıyla insan arasındaki haberleşmeyi sağlayan bir ara form olarak, bir canlı olarak gözükür ve çok büyük saygı duyulur o dönemde. Ki şu anda kabul ettiğimiz, hani dünyanın genelindeki inanç ritüellerini belirleyen işte dört kitaplı din, işte Budizm, Lamaizm gibi dünyanın geneline yaygın olan dinlerin tamamında da İslamiyet dahil olmak üzere kutsal kabul edilir. O yüzden de kültür hayatımızda, işte efsaneler hayatımızda oldukça fazla yer kaplar. Kutsal kabul edilir derken ne seviyede? Güvercine tapmamışız değil mi hiçbir dönem? Yok. O aracı bir varlık. Ama hani yuvasını bozmaktan imtina etmişiz. Kutsal gravürlerde, resimlerde, hikayelerde, işte mitolojide mutlaka bir görev vermişiz. Anadolu'da yaygındır kumru ve güvercin yuvası bozmak, kötü şansa delalettir. Çok saygı duyulur. Özellikle kumru da aynı şekilde, ötüş şeklinden dolayı da bizde bazı atamalar yapılmıştır. Eti yenmiyor mu? Yeniyor. Avlanmıyor mu? Avlanıyor. Ama bizde değil yani. Buralarda güvercin eti yenmez yani. Yani yenmez. Değişik yerlerde, değişik kültürlerde yeniyor. Ya da tavuk döneri olarak ne yediğimiz konusu tartışılabilir belki. O herhalde. Efsane hep şeydir biliyorsun. Martı eti falan. Kimse güvercin eti demez yani. Martı eti. Martıya daha kızabiliyoruz daha kolay. Tabii. Martı'dan. Ama güvercin ve yani güvercin soyundan gelen kumrular İslamiyet topraklarında da kutsal kabul edilir. Hani bir tapınma atıfı yapılmaz ama saygı duyulur. Güvercinlerin aile hayatı nasıl? Ne yerler, ne içerler, nasıl sosyalleşirler? Akşamleyin televizyon izlemeye birbirlerine gidiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Ya da PlayStation oynuyorlar mı? Çok sakin hayatları vardır. Her zamanki söylediğimiz gibi 30-34 tane türün sanki ortak özelliğiymiş gibi bizim kaya güvercinde topluyoruz, ama her birinin davranışı birbirinden farklıdır. Farklı olabilir, evet. Bir kere yuvalarına ve bulundukları teritoriyel alana çok sadıktırlar. Oralardan çok fazla uzaklaşmazlar. Dünyanın neresine götürürseniz götürün, kısa sürede aynı yere geri döner. Çiftleşme dönemlerinde erkekler kur yaparlar her zamanki gibi. Uygun erkeği bulduğunu tahmin eden veya işte buna inanan dişi bireyle çiftleşirler. Yuvalarında işte 1-2-3 tane yumurta bırakırlar. Yavrular uçabilecek hale gelinceye kadar da beraber takılırlar. Yavrular yuvadan ayrıldığı zaman da çiftler ayrılır. Ha, yani sürü davranışı göstermezler yani. Hani bir aile kuralım, yok efendim dedeler bizimle yaşamsın. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama şeyde sürü hareketleri gösterirler, davranışı göstermese de. Yani güvercinler sürüler halinde uçarlar. Özellikle çiftleşme dönemi yaklaştığı zaman veya mevsim değişikliğinde herkes görmüştür gökyüzünde. Sürüler halinde uçarlar, bir yerden bir yere giderler, dans ederler yani. Koreografiler yaparlar. Ama yaşam olarak genellikle de
Yani özellikle aile kurma, üreme şeklinde de genellikle soliterdirler, tek takılırlar. Öyle büyük kolonilerde işbirliği falan yoktur. Evcil hayvan deyince aklımıza hep işte kediler, köpekler geliyor ama bence gizli evcil hayvanlarımızdan bir tanesi güvercin. Tabii. Yani ben çok fazla çatıda, çok fazla insanın hobi olarak güvercin beslediğini, hatta böyle çeşitli cins güvercinlere ciddi paralar yatırdığını, işte yok taklacı, yok bilmem neci falan falan, bu kendi yuvalarına bağlı olmalarından kaynaklı, hani onları sallayınca tabii geride geliyorlar, kendi kafeslerine geri geliyorlar falan. Böyle bir hobi ve ilgi olduğunu biliyorum eskiden beri, yani o tabii bir kültürün bir parçası. Yani çok eskiden beri, ortalama hani tahmini bir şey söz atarsak oraya 5000 yıldır falan insanlar güvercin evcilleştiriyorlar, güvercinlere özel ihtimam gösteriyorlar, onlara bakıyorlar. Bir kere kutsal bir atıf var dedim ya, mesela Mezopotamya'da İştar'la, İştar'ın temsilcisi olan, bugünkü tabirle işte rahipler grubu arasında haber taşıdığı, insanla Tanrı arasında haber taşıdığına inanılan bir hayvan. O yüzden önemli. İşte krallar saraylarında... Bu posta güvercin şeyde... hikayesi buradan mı geliyor acaba? Tabii ki böyle geliyordur o zaman. Evet. Tabii. Ha, yani tabii efsanenin ilki birincisi de o bölüm. Tanrı ile aramızda haber taşıdığı tabii için tabii posta güvercin. Posta güvercin de yani sonradan keşfediliyor. Yani bizim modern anlamda güvercin ehlileştirme, onları ırklaştırma, farklı ırkların ortaya çıkması 16. 17. yüzyılda oldukça yoğun bir şekilde yapılıyor. Yani birbirinden farklı renklerdeki, aynı türe ait farklı renklerdeki, farklı desenlerdeki güvercinleri çiftleştirip yeni ırklar üretme, aynı botanikteki gibi, çiçek üreticiliğindeki gibi yeni ırklar üretme çok moda. Çok da yapılıyor. Osmanlı Sarayı'nda da tercih edilen bir aslında hobi. Aynı zamanda bir de haberleşme yöntemi. Gerçekten teknik olarak kullanılabiliyor mu haberleşmede? Ben onun sembolik bir atama olduğunu düşünüyorum. Hayır, teknik olarak kullanılıyor. Hala günümüzde hobi dahi olsa günümüzde de kullanılıyor. Ne yapıyoruz? Bu bacağına gerçekten şey bağlıyoruz. Tabii bir mesaj bağlıyorsun. Dünyanın neresinde olursa olsun bırakıyorsun. Belli bir süre içinde kendi yuvasına dönüyor. Peki o tekrar geriye nasıl getiriyorsun? Mesaja cevap vermek istediğinde? SMS atıyorsun. Güvercin geldi sağlam falan diye. Yani şöyle şeyler var. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda iletişim teknolojisi icat etmek için o kadar çaba harcanırken en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi güvercinler de İngiliz Kraliyet Donanması şeref madalyası verdiği güvercinler vardır. Yoğun bir şekilde kullanıldı. Dünyanın birçok yerinde, Afrika'da da. Sistem şöyle mi? Bunu tam olarak anlamak istiyorum. Bir güvercin belli bir yuvası var. Diyelim ki yuvası burada İstanbul'da. Evet. Şeyde Kadıköy civarında bir yerde olsun. Biz güvercini kendisini alıyoruz önce. Buradan nereye götürüyoruz? Diyelim ki Trabzon'a götürüyoruz. Tamam. Uzak mı oldu Trabzon? Yok, Afrika'ya kadar götürüyoruz. Gerçekten. Güney Afrika'ya kadar götürüyoruz. Tamam, yok Trabzon olsun. Buradan tamam. Trabzon'a götürüyoruz şeyde. Trabzon'da çok uzun süre kalmamalı, o zaman orayı da yuva beller. Yani çok uzun süre dedim, birkaç yıl kaldığı zaman, ama eski yuvasını da unutmuyor. Ya şimdi götürdük oraya, birkaç haftanın içerisinde Trabzon'a kadar taşıdık güvercini. Sonra... Hatta şöyle bir challenge koyayım. Hani gözlerini kapattın, kapalı kafese koydun, üzerini de örtüyle kapatıp işte arabanın bagajına koydun, götürdün. Hiçbir şey görmüyor. Ha, zaten görerek aklında tutacağını zannetmiyor. Ya lan bu yoldan gittik, şuraya saptık falan. Şuradaki üst geçitten geçtik falan. Ama öyle aklında tutmuyordur da bir tür gelişkin navigasyon sistemi var diyorsun yani. Tabii. Şimdi burada Trabzon'a gidiyor ve sonra sen Trabzon'da güvercini çıkartıyorsun. Bacağına mesajı bağlıyorsun. Sami abi ne haber falan diye bir şeyde. Güvercini saldığında, salındığında o gerçekten İstanbul'a mı geliyor? Tabii İstanbul'a geliyor. Abi yani ne yer, ne içer, nasıl gelir, neyi hesap ediyor, neye göre geliyor? Yani yuva burayı bellediği için kalkıyor, işi gücü bırakıyor Afrika'dan falan diyorsun. Gerçekten buraya mı geliyor? Yani binlerce kilometre yol kat edebiliyorlar. Yani Orta Asya'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Avrupa'ya yol kat ediyor. Şimdi bir kere çok hızlı hayvanlar, rekor sahibi hayvanlar. Saatte 100 kilometrenin üzerine çıkan uçuş hızları olabiliyor uygun havada. Bu bir. İkincisi, en büyük özelliklerinden bir tanesi manyetik alanları izleyebiliyorlar. Manyetik alanları görme yetenekleri, yani görme derken gözle görmekten anladım, algılama yetenekleri. Algılama yetenekleri var. Aynı bizim navigasyonda ekranında gördüğümüz yollar gibi dünyanın üzerindeki manyetik alan değişikliklerini, manyetik yolları, alanları çok iyi algılayabiliyorlar ve o sayede buluyorlar yollarını. Ama tabii geri gönderemiyorsun o güvercini. Yani gönderin. Trabzon'dan geldiğinden Trabzon'a geri dön, yok. Yok. Trabzon'daki güvercini de buraya getireceksin ki salınca o da ya değişik bir tür yöntemleri var ama hani karşılıklı, hani birinci yuvadan ikinci ve önce sen kapat, hayır sen kapat diye birbirine güvercin gönderemiyorsun. Peki. Güzel ama bir şey. Bunun hala yarışları
şampiyonaları yapılıyor. Posta güvercini yarışları yapılıyor. Mesela İngiltere'de yapılıyor. Bir konteyner gemisine binlerce güvercin yüklüyorlar. Ve adadan uzaklaşıyor işte 300 kilometre, 500 kilometre uzaklaşıyor. Ortak çalışan, eş zamanlı çalışan saatler vasıtasıyla güvercin kafeslerini açıyorlar. Ve en hızlı şekilde yuvaya kim dönecek? Yuvaya kim dönecek? Yarışmalarını yapıyorlar. Çoğu güvercin yarışmayı takip eden helikopterden daha hızlı dönüyor şeye, yuvasına. Çok hızlı uçuyorlar. İşte manyetizmayı görebiliyorlar. Tabii evet, burada biraz da şeyi açıklamak lazım. Manyetizma deyince neyi kastediyoruz? Hı-hı. Nerede var? Hani dünya dediğimiz küre canlı yaratan bir fabrikaysa bunun da birçok özelliği var. Dünya dediğimiz kürenin merkezinde bildiğimiz kadarıyla demir bir çekirdek var. Onun dışında manto dediğimiz sıvı bir lav akıntılarının oluştuğu bölüm var. Dış tarafta da bizim üzerinde yaşadığımız bir kabuk var. Şimdi normal şartlar altında bunların Newton fiziği gereği hepsinin eşit şekilde dönmesi lazım. Fakat bizde yaşadığımız dünyada şöyle bir aksilik var işimize yarayan. Bizim bir uydumuz var. Adına Ay diyoruz. Yine Newton fiziğinden bildiğimiz üzere uzayda iki nesne kütlelerin oranında, kütleleri doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olarak birbirini çekerler. Klasik, herkes evet, biliyor bunu. Hı hı. Ay'ın dünyaya ve dünyanın Ay'a uyguladığı bu çekim etkisi şöyle ilginç bir şey yapıyor. Hani demin dedik ya, merkezde bir demir çekirdek var, lav var, işte dışında kabuk var. Merkezdeki çekirdekle dışarıdaki kabuğun birbirinden farklı hızlarda dönmesine sebep oluyor. Aynı bisikletlerin eskiden vardı, yaş olarak sen bilirsin, dinamoları vardır. Tekerleğe takarsın, elektrik üretir. Aynı bu şekilde bir dinamo etkisi yaratıyor. Bu dinamo etkisi bizim dünyamızda iki şeye sebep oluyor. Bir tanesi manyetosfer dediğimiz dünyanın etrafını kaplayan bir manyetik alan kalkanına sebep oluyor. Bu ne işe yarıyor? Güneş gibi yüklü partiküller saçan ve bir canlılığı tehdit eden ağır partiküllerin veya atom altı parçacıkların DNA'yı parçalar, o yüzden tehlikelidir. Dünyanın yüzeyine ulaşmasını engelliyor. Ulan bunu anca anladım abi vallahi. Şu anda etkilendim Sami, evet. Teşekkür ederim. İkinci özelliği de ilkokulda, ortaokulda mutlaka deneylerini yapmışızdır. Bir mıknatısın üzerine kağıt koyarız, demir tozu serptiğimiz zaman bir şey oluşur, desen oluşur. Onun çok daha karmaşık hali aynı zamanda dünyanın yüzeyinde oluşuyor. Manyetik alan desenleri. Niye anlattık bunu? Güvercinler gibi bazı canlılar, hatta birçok canlı bu manyetik alanların nereden nereye aktığını, nasıl bir patern, nasıl bir desen oluşturduğunu algılayabiliyorlar. Hatta manyetik alan bozulmalarını, böyle ani değişiklikleri de bilip mesela göç yollarını değiştirebiliyorlar veya işte o ortamda herhangi bir alışılmadık bir şey olduğunu fark edip kaçabiliyorlar. Manyetik alan mesela güvercinleri nasıl etkiliyor da ona göre yön buluyor ya da yapılandırıyor? Yani ne yapıyor canlıya? Yani canlıya bir şey yapmıyor. Aynı bizim insan olarak bizde olan beş duyu organı bizde nasıl çalışıyorsa orada da öyle çalışıyor. Işığın belirli dalga boyları geliyor. Bizim gözümüzde bir elektriksel stimülasyona sebep oluyor. O beyinde bir görüntü dediğimiz bir şeye sebep oluyor. Biz bunu algılıyoruz. İşte karşıdan karşıya geçerken kırmızı ışığı gördüğümüz zaman geçmemeyi tercih ediyoruz. Yeşil ışık gelince geçiyoruz. Yolları takip ediyoruz. Güvercin de manyetik alanları genel olarak biliyor ve yol boyunca onları okuyor. Böylece yönünü buluyor. Tabii. Bu işe yarıyor yani hani tabii, bu tabii, buradaki. Yoksa manyetik alan bir tür fırtına gibi ya da bilmem ne gibi bir etkisi yok. Hayır. Ya da uçmasını kolaylaştırıyor. Aynı üzerindeki demir tozunun desenleri gibi biz desenlere sahibiz dünya üzerinde. Anladım. Bu güvercin de bu desenleri okuyabiliyor, evet, görebiliyor ve bu desenleri genel olarak bildiği için de yuvasını bu desenlerin örüntüsüne bağlı bir sistemde bulabiliyor. Tabii. Yani ilkel dönemlerde insanın arazide çalıştığını veya arazide yaşadığını, açık arazide yaşadığını düşün. Mağarandan ayrılıyorsun, avlanmak için 300-500 kilometre gittin, avlandın, mağarana geri döneceksin. Neyi kullanıyorsun? Coğrafi işaretleri kullanıyorsun. Ha, burada bu orman var, şurada dağ var, bunun kerterizi burası, buradan ben gelirken geçmiştim. Aynı mantık. Onlar kerterizleri kullanmıyor. Bizim göremediğimiz ama onların gördüğü manyetik alan çizgilerini kullanıyor. Veya işte diğer hayvanlarda da öyle, işte yırtıcılar, aslanlar, bunlar da yön bulabiliyor. Yuvasının teritoriyel alanının neresi olduğunu biliyor ama değişik coğrafi izler ve kokular kullanıyor mesela. Bu manyetik alanları biz bir tür sezebiliyor muyuz abi? İnsan olarak manyetik alanlarla ilişkimiz nasıl? Yapılan çalışmalar var, sezebiliyoruz. Yani uygun deney koşullarında hani şuraya kadar sezebiliyoruz. Gözümüz kapalı, aynı güvercine yaptığımız gibi bir yere gittik. Zengin olduğumuzu ve bol para saçtığımızı farz et. Dünyanın kuzey yarım küresinde miyiz, güney yarım küresinde miyiz?
Baş aşağıya mı duruyoruz? İşte manyetik alan kuzey neresi, güney neresi şey yapabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Ama kullandığımız bir yöntem olmadığı için bunu hep göz ardı ediyoruz. Ama fizyolojimiz de var. Üzerine çalışılmış laboratuvar deneyleri var bununla ilgili. O zaman küçük bir kamu spotuyla konuyu kapatalım. Efendim güvercin deyip geçmeyin. Kendisi yüksek teknolojiye sahip bir koordinasyon ve yetenekler bütünüdür. Hayatımızda da önemli bir yeri var. Tabii aslında kritik bir soruyu, önemli bir soruyu daha sormak lazım. Güvercinlerin bize herhangi bir zararı ya da negatif bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Yani zaman zaman çıkıyor işte kuş gribi, kuş palazı gibi hastalıklar başında kuş olduğu için... bu da güvercinde kuş hastalığı. Öyle bir şey yok. Herhangi bir parazit, yani bize yönelik bir hastalık parazit taşıdığı çok nadir. Yani ekosistemin önemli parçalarından bir tanesi. Tohumlarla besleniyor ama bu tohumlarla beslenirken o tohumların bir yerden bir yere taşınmasında da görev alıyor. Aynı zamanda bir avcı hayvanlar için bir av. Mesela şahinler, kartallar, atmacalar, güvercin avlarlar. Yetişebilirlerse genellikle yetişiyorlar. Yani ekosistemin bir parçası. Bize zararı var mı yok mu hesaplayabilecek kadar bilime sahip değiliz. O yüzden korumamız lazım. Dünyayı paylaştığımız, varlığından birinci derecede haberimiz olmasa bile aslında bize etkisi olan, çeşitli biçimlerde etkisi olan canlılardan bir tanesi yani. Kesinlikle. Kültürümüze, popüler kültürümüze de çok işlemiştir. Mesela barış simgesi dediğin zaman ne gelir aklına? Evet, güvercin. Zeytin dalı güvercin gelir. Zeytin dalı güvercin gelir. Yani onu mitolojiye bağladığın zaman Hazreti Nuh işte gemisinden güvercin salıyor. 3 kere boş geliyor. 4. zeytin dalı alıp geliyor. Kültürümüzü etkilemiş artık. Barışın simgesi. Ama mesela daha eskiye bakıyorsun. Aynı hikaye Gılgamış'ta da anlatılıyor. İştar'da da anlatılıyor. Yani sürekli bir güvercine atıf var. Hayatımızda büyük yer kaplamış. Biz bugün farkında değiliz ama yaşadığımız kültürün önemli parçalarından bir tanesi. Doğanın da önemli parçalarından bir tanesi. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum.